Başta değerli kaymakamın ve eşi olmak üzere ailede saydığım, kendimi öyle gördüğüm bir değerli dostlarımla rahmet, bereket ayı, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ayı olan mübarek Ramazan bayramında istedik ki sizler katılın. Yüreklerinizdeki katıksız sevgiyle renk, anlam katın ve bir iftara hep birlikte yapalım. Burada bundan davetimize icabet edip gelen herkese önce teşekkürlerimi, sonra sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah geldi geliyor dediğimiz ama 20. gününü idrak ettiğimiz bu Ramazan ayı sonrası yaşayacağımız Ramazan bayramında çoluğunuzda, çocuğunuzda, işinizde, dostluğunuzda mutluluğa bir yine olsun. Yine o bayramda da yaşları, güçlüleri, büyüklerimizi unutmadığımız özel bir gün olan yüreklerimizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten engeller derneği öncelikle başlangıçta sakatlar derneği olarak kurulmasına rağmen hiçbir mesafe alamadığı dönemleri ben Recep Bey'in olduğum dönemde çok yakından biliyordum. Belediye başkanı olduktan sonra da bir takım sıkıntılar yine gündemdeydi. Ama Engeller Derneği aileleriyle birlikte bütünleşerek elbette seve seve gönülden verdiğimiz Bandırma Belediyesi'nin katkılarıyla artık yürümüyor. Koşmuyor, neredeyse uçar hale geldi. Önce belediyemizde bir engeller masası oluşturduk. O masada dertlerin sorunun alındığı önemli bir işlemi olduğunu noktadır. Dernek binasının verilmesiyle birlikte gerçekten arı gibi çalışan bir dernek oluştu. Orada gelen çocuklarımızın el becerilerini geliştirecek kursları onlara sunduk değerli öğretmenlerle. Hiç kimse inanmadı, olmaz dediler. Ritim Saz grubu Bandırma'yı salladı. Kora konserlerinin artık zadına doyum olmaz hale geldi. Dedi ki sıkıntılar var, günlük yaşamlarının kolaylaştırılıp onların yaşama bağlanmasına, mutluluk konusunda önemli bir kazanım elde etmeleri için rampalar yapıldı. Görme engellerimiz için yine benzeri uygulamaları hayata geçirdik. Onun ötesinde özellikle bu engelli çocuklarımızın yararlanacağı parkları onların kullanımlarına sunduk. Tabii toplu taşıma araçlarındaki yeni normlara uygun iyileştirmelerle birlikte o konuda da ciddi bir gelişim kaydedildi. Hepsinden önemlisi bir aile olduk. Bundan sonra da bu hep beraber hep bu şekilde devam edecek. Biz hazırız. Sizler de hazır mısınız bu kaynaşmanın içerisinde yer almaya? Tabii bu mikrofonun da azizliğine uğradık. İlk defa öylesi başıma geliyor. Kim açmamışsa, kim sabote etmişse artık bayramdan sonra buna görüşeceğiz. Ama inanın çok duyguluyum. Yavrularınız bizim için çok derece önemli, en değerli varlıklar. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda nasıl geliyorsanız bugüne kadar dışarıda kalmış, çekinen o insanları biz derneğimizin çatısı altında görmek istiyoruz. Bakın o çadır sizin eviniz haline geldi. O sayede derneğimizin de çok önemli katkıları, bizim de onlara yer konusundaki desteğimizle birlikte artık bizim çocuklarımız orada sizlere hizmet eder hale geldi. Onların kendini kanıtlaması, kişiliklerinin gelişmesi konusundaki alınan mesafeyi ben söylemiyorum. Çevreden bize gelen bu konudaki övgüler bizi motive ediyor. Aşka, şevke getiriyor. İnşallah önümüzdeki dönem ve dönemlerde bu ve benzeri çalışmalar içerisinde hep beraber yavrularımıza sahip çıkarak belki onların kendi işlerini kurulması ya da ekmek kazanması, iş bulmaları konusunda yardımı desteği de sağlara götüreceğiz. Bakın kızım diyor ki Türk işaret diliyle anlatıyor. Birçoğunuz anlıyor. Eskiden böyle bir imkan var mıydı? Bununla da yetinilmedi. Günlük yaşam içerisinde, karşılıklı iş ilişkisi içerisinde bulunacağınız normal
engelsiz insanlar da bu eğitimden yararlandılar. İşitsel engeller de yine aramızda, onlar da bizler çalışmalarımız var. Erdal Durmuz diyor ki, ben gönül gözünle görüyorum da, ben beni söz etmiyorsun. Onu alıyorsan da, beni böyle bizler çalamasa da, kızı söylüyor, kendi söylüyor, güzel bir şekilde götürüyorlar ve gençlere örnek oluyorlar. İşte geniş büyük bir aile böyle olur. Ne mutlu bu güzelliğin içerisinde yer alanlara, ne mutlu bu güzelliğe katkı sunanlara. Onun için aramızda değerli kaymakamımız da var, Sayın Ali Mutlu. O da sizlere kısaca bir merhaba diyecek. Ben tekrar Ramazan'ınızı kutluyorum, bayramınızı kutluyorum. Yaşama tutunma konusundaki açmınızı, ferahlığınızın altında saygıyla eğiliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Thank you.